Herkese merhaba, ben Pınar. Göçmen Kadınlar sayfasında yerini alacak olan bu videoyu Amerika'da çekiyorum şu anda. Gece 12'yi geçti. Yani süre konusunda sıkıntılarım oldu. Birkaç video denemesinde bulundum. O yüzden biraz hızlı hızlı konuşacağım, kusura bakmayın. Gelen soruları cevaplamak adına. Konumuz koronavirüs aşıları. İşte en çok gelen soru bunların güvenilir olup olmadığı konusu. O yüzden oradan başlayacağım. Amerika'da koronavirüs aşısı denildiğinde insanların aklına en çok iki aşı geliyor. Birincisi Pfizer ve BioNTech'in aşısı, ikincisi de Moderna'nın. Bu iki şirketin ya da topluca üç şirketin aşısının prensibi de mRNA teknolojisi. mRNA denilen şey zaten hepimizin hücrelerinin devamlı üretip durduğu bir molekül. DNA'dan mRNA sentezlenir, mRNA'dan da protein. Bu yani sizin zaten hücrelerinizin devamlı ürettiği bir molekül. Aşıların içinde de virüsün kılıf proteini denilen S proteinine karşı, daha doğrusu S proteinini üretmenize yarayan mRNA molekülü bulunacak aşıların içinde. Siz aşıyı olduğunuz zaman hücreleriniz işte bu virüs mRNA'sını alıp onu proteine dönüştürecekler. Dolayısıyla ne olacak? İşte bu virüsün kılıf proteinini üretecek hücreleriniz. Fakat bunun sizin hücrelerinizde hiçbir işlevi yok tabii ki. Ve de hani aşı vasıtasıyla işte bir hücreniz bu proteinden fazlaca üretecek. Dolayısıyla bağışıklık sisteminizin dikkatini çekecek. Bağışıklık sistemi bunun yabancı bir molekül olduğunu anlayıp ona karşı antikorlar üretecek. mRNA molekülünün kendisi hücrelerinizde sadece 2-3 gün süre duruyor. Daha sonra yok oluyor. O yüzden hani oradan yana içiniz rahat olsun. Zaten aldığınız bu mRNA kısa süre içinde hücrelerinizden kaybolacak. Fakat üretilen antikorlar, zaten bütün amaç bu, bağışıklık sisteminizin hafızasına kazınacak. Dolayısıyla siz aşı olduktan sonra eğer gerçekten koronavirüsle yüz yüze gelirseniz bağışıklık sisteminiz bunu hatırlayacak. Diyecek ki ben bunu daha önce görmüştüm. Buna karşı şu antikorları üretmiştim diyecek ve de antikorlar sisteminize salınacak. Dolayısıyla siz yatak döşek hasta olmadan çok hızlı bir şekilde bu enfeksiyonu temizleyeceksiniz. Hastalık başlamadan bitecek. Ve bunun diğer bir artısı da, hani siz zaten sefil olmadınız, diğer bir artısı da diğer insanlara da bulaştırmamış olacaksınız. Yani bu çok büyük bir artı. Dolayısıyla aşı bu şekilde çalışıyor. Bu aşı, Pfizer ve BioNTech'in aşısı yani geçirmeleri gereken 3 fazı da tamamladı. İşte aşıların piyasaya çıkmak için geçirmeleri gereken 3 faz var. 3 fazını da tamamladı Pfizer aşısı ve de 3. fazında 45 bin insan katıldı çalışmaya. Yan etkilere bakılırsa hani böyle hiç, nasıl diyeyim, ciddi bir yan etki yok. Normal aşı olduğumuzda gözlenen yan etkiler kadar yan etkiler gözlenmiş. İşte atıyorum baş ağrısı, genel bir kırgınlık, işte eklem ağrıları, aşı yerinde kızarıklık, bu tip yan etkiler var. Dolayısıyla bu çok iyi bir haber. İkinci ve belki bundan da tabii ki daha büyük olan iyi haber de aşının hani etkisi. %95 oranında koruma sağlıyor Pfizer ve BioNTech aşısı. Dolayısıyla bu çok iyi bir haber. Ve de 65 yaş üstü insanlarda da %94 koruma sağlıyor. Bu da yine çok çok iyi bir haber. Dolayısıyla hani etkisi gayet yüksek. Yan etkisi yani makul seviyede. Fakat hani şöyle düşünürsek 43 bin insan diyelim katılmış bu 3. faza. Ama mesela diyelim ki milyarlarca insan bu aşıyı olacak. Tabii ki hani bu 43 bin insanın içinde gözlenmeyen yan etkiler ölçek büyüdükçe gözlenebilir. Fakat burada da sizin durup fayda zarar hesabını yapmanız gerekiyor. Bir yanda ölümcül olabilecek bir virüse karşı aşı var. Hani onu olmak mı ve hani bilmiyorsunuz bile bir zararı olacak mı, yani milyonda bir belki bir şey olabilir. Öte yanda da virüsü kapıp
belki de öleceksiniz ya da size bir şey olmayacak ama başka birine bulaştıracaksınız. İşte yaşı daha büyük olan birine ya da belki bağışıklık sistemi o kadar iyi çalışmayan birine bulaştıracaksınız ve hani sizin yüzünüzden bir insan ölecek. Hani bu mu daha kötü, yoksa olup olmayacağı belli olmayan yan etkilerden korkmak yüzünden aşı olmamak mı? Bu sizin tercihiniz ama bana sormuşsunuz siz hemen aşı olur musunuz diye. Tabii ki olurum. Dört gözle bekliyorum aşı olsa da, yani gelse de olsak diye. Diğer bir soru, işte diyelim önce Çin aşısını olsam sonra bu RNA aşılarını olsam olur mu diyor. Şimdi Çin aşısını açıkçası ben bilmiyordum çünkü burada pek duyulmamış durumda. Fakat Türkiye'de en çok konuşulan aşı sanırım Çin aşısı. Çin aşısını araştırdım. Gördüğüm kadarıyla o farklı bir teknoloji. İnaktif virüs var onun içinde. Yani inaktif virüs ne demek? Virüsün hani hepsi herhalde ama bu hücrelerinize girip çoğalamayacak bir duruma getirilmiş olan virüs demek. Gördüğüm kadarıyla bu aşının sadece faz 1 ve faz 2 çalışmaları tamamlanmış. Faz 3 çalışmasının henüz sonuçları açıklanmamış. O yüzden hani güvenilirliği nedir, etkisi nedir belli değil. O sebeple de ben size Çin aşısını olun diyemem şu anda. Ama hani elinize geçerse Pfizer, BioNTech aşısını olmanızı tabii ki tavsiye ederim. Çünkü hani hem güvenilirliği belli hem etkisi belli. Fakat diyelim ki faz 3 tamamlandı Çin aşısının ve etkili olduğu gözlendi. Hem Çin aşısı olup hem mRNA aşısı olmanın bence faydadan çok zararı olabilir. Hani net bir bilgi yok bu konuda ama açıkçası bence bir aşıyla başlayıp onunla devam etmenizde fayda var. Ve demedim ama bu mRNA aşıları 2 doz yapılıyor. Sanırım işte ilk doz oluyorsunuz. İkinci dozla aralarında 3-4 hafta falan var. Diğer bir soru, sürü bağışıklığı ile elde edilemeyen başarı aşıyla nasıl sağlanacak demiş. Açıkçası biz sürü bağışıklığına gelemedik bile. Yani hani o kadar fazla insan zaten enfekte olmadı. Hani sürü bağışıklığının olması için bir sürü insanın enfekte olması lazım ve bu da demek oluyor ki bir sürü insan ölecek. Böyle bir şey olsun zaten istemeyiz. Eğer soru şunu sormaya çalıştıysa, işte diyelim ki koronavirüs oldum, geçirdim, sonra bir daha oldum. Demek ki bir daha olabiliyorum. O zaman aşı beni nasıl koruyacak diyorsa onun cevabı şu. Doğal yollarla enfekte olmakla aşı yoluyla, pardon, doğal yollarla enfekte olup bağışıklık kazandığınız bağışıklıkla aşı yoluyla kazandığınız bağışıklık arasında dağlar kadar fark var. Aşı yoluyla olduğunuz bağışıklık zaten bağışıklık sisteminizin hani maksimum koruma sağlaması üzerine çalışıyor. Fakat doğal yollarla belki siz yeterince antikor üretemediniz. O yüzden de ikinci sefer hani tekrar bu hastalığa yakalandınız. Böyle bir fark var. Fakat aşı koruyuculuğu da gelirsek, yani ben aşı oldum artık %100 kesin bir daha koronavirüs kapamaz mıyım? Bunun da tabii net bir cevabı yok. Şöyle dediğim gibi Pfizer'in aşısı mesela %95 koruma sağlıyor. %5 insan hala bu hastalığı atlatabilir. Ama görünen o ki yine de bu insanlar normalde geçirebileceklerinden daha hafif atlatacak gibi görünüyor hastalığı. Diğer sorulara bakıyorum hemen. Hamileler için güvenli mi denmiş aşı? Şimdi bu bahsettiğim fazlara, hani klinik araştırmalara hamileler katılmıyor tabii ki. O yüzden bu konuda elimizde bir veri yok. Sanırım bütün soruları tamamladım mı diye bakıyorum. Size kaynak önerebilirim hemen son 40 saniyemde falan. Evrim Ağacı sitesi var. Onun güzel Türkçe böyle bilgileri var. Diğer bir önerebileceğim isim Derya Unutmaz Hoca. Kendisi immünoloji alanında hoca. Twitter'da çok aktif. Bütün bu aşı haberlerini falan çok güzel açıklıyor. YouTube'da da videoları var hatta. İşte katıldığı canlı yayınların kayıtları var. Onları da izleyebilirsiniz. Umarım
soruların hepsine cevap verebilmişimdir. Faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Başka sorunuz varsa da yazın, cevaplamaya çalışırım. Sevgiler.